Selamünaleyküm. Yalvaç, Safa Vakfı Verenel Derneği temsilcisi tarafından Kudüs'te şu anda uygulanan zulme karşı basın açıklamamızdır. Tüm kamuoyuna. Mescid-i Aksa, İsra Suresinin 1. ayetinde açıklandığı üzere çevresi mübarek kılınan kutlu bir mekandır. Allah Resulü'nün buyurduğu üzere de yeryüzünde Allah için kurulan ilk mescit Kudüs'tür. Terörizmi kendine resmi politika bir yol haritası yapmış korsan devlet İsrail'in değil tüm Müslümanların toprağı Kudüs'te bina edilmiş kutsal mekanımızdır. Neden Kudüs? Çünkü Kudüs ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimiz Mescid-i Aksa'yı bağrında barındırmaktadır. Çünkü Kudüs İsra ve Miraç mucizelerinin gerçekleştiği beldedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere namaz kıldırmış ve Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna buradan çıkmıştır. Çünkü Kudüs 400 yıl Osmanlı himayesinde kalmış ve bu döneme ait yüzlerce tarihi eseri içinde barındıran bir İslam şehridir. Bu eserlerin birçoğu cami ve mescitlerden oluşmakta ve Kudüs'ün İslami kimliğini yansıtmaktadır. Bu eserlerin yok olması, Kudüs'ün İslam kimliğinin yok olması demektir. Çünkü Kudüs halkı her geçen gün işgalci İsrail devleti tarafından bilinçli bir şekilde yoksullaştırılmaktadır. Kudüs'lü Müslümanların %80'i yoksullukla mücadele etmektedir. Çünkü Kudüs ve civarında yaşayan Filistinli Müslümanların evleri yıkılmakta, iş yerleri kapanmakta, tarım arazileri işgalciler tarafından yakılmaktadır. Çünkü Kudüs'ün İslam kimliği yok edilerek Yahudileştirilmek istenmektedir. Çünkü Kudüs'te her gün insan hakları ayaklar altına alınmaktadır. Dünya gözü önünde hemen her gün sokak ortasında yargısız infaz yapılmaktadır. Çünkü Kudüs'lü Müslümanlar İslam ümmetinin onuru olan Mescid-i Aksa'yı canları ve malları pahasına korumaktadır. Sırf Mescid-i Aksa'ya yakın olduğu için oturdukları küçük ve bakımsız evlerini milyon dolarlık tekliflere getiren Siyonistlere evlerini satmamaklara ısrar etmektedirler. Çünkü Kudüs, müminlerin unuttuğu fakat gayrimüslimlerin hiç boş bırakmadığı bir yerdir. Çünkü Kudüs, ne zaman Müslümanlar tarafından yönetilse dünyaya huzur hakim olmuş ve masum kanın akıtılmamıştır. Kudüs 1917 yılından beri Siyonizmin işgali altında ve dünyanın her yeri masum insanların kanıyla boyanmış vaziyettedir. Çünkü Kudüs haksız bir işgal altındadır ve çünkü Kudüs kurtulursa dünya kurtulur. Kudüs ve Mescid-i Aksa ne bir Filistin sorunu ne de bir Arap sorunudur. Bu bir insanlık sorunu, mazlum bir milletin varoluş sorunu ve insan hak ve hürriyet sorunudur. Tüm Müslümanların toprağı Kudüs ve kutsal mabedimiz Mescid-i Aksa'ya karşı tüm Müslüman devletlerin derhal harekete geçmelerinin kınama mesajı değil, fiili hareket etmelerini istiyoruz. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın işgali kabul edilemez. İsra ve Miraç'ın şehri Kudüs'ün işgali kabul edilemez. Siyonizmin son kalesi, korsan devlet İsrail'in bu tür uygulamalarının nefretle kınıyor, vicdanını kaybetmemiş uluslararası camiaya ve Müslüman devletlere bir an önce önlem almaya ve seslerini yükseltmeye davet ediyoruz. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.